Gökçe görüyor musun? Tombiş evinin içine girdi. Bizim de evin içine girmemiz lazım. Harekete geçmemiz lazım. Ama harekete geçmek için plana ihtiyacımız var. Aa, evet doğru söylüyorsun. Ne yapabiliriz? Aha işte bu geldi aklıma. Gökçe senle güzel bir plan yapacağız. Beni iyi dinle. Ben seni tam burada bekleyeceğim. Sen Tombiş'in kapısının önüne gideceksin. Kapıyı çalacaksın. Diyeceksin ki Tombiş koş. Şeker dükkanını soyuyorlar. Bütün şekerleri çalmışlar diyeceksin. Ondan sonra Tombiş de panik yapıp hemen şeker dükkanına doğru gidecek. Ve biz o sırada evin içine gireceğiz. Anlaştık mı? Oo, çok iyi plan. Tamam Gürol, anlaştık. Hadi sen yerini al ve beni bekle. Tamam, ben seni burada bekliyorum. Kamerayla izleyeceğim seni uzaktan. Hadi git bakalım. Tamamdır, gidiyorum o zaman ben. Tombiş kapıyı aç. Çok kötü bir şey oldu. Bu ne? Kapı çalıyor. Ne? Gülçe bir şey burada ne işin var? Başımıza daha neler gelecek? Ne oldu biliyor musun? Senin şeker dükkanın var ya, o şeker dükkanındaki şekerleri çalıyorlar. Koş, şekerlerini çalıyorlar, yetiş. O ne? Şekerlerimi çalıyorlar. O ne? Ben şekerliyim. Benim kimse şeker dükkanımdan şeker çalamaz ulan. Aa. Gökçe başarılı oldu. İşte bu. Hadi gel bakalım. Tombiş gelmeden evin içine girelim. Yaşasın. Şu anda Tombiş'in evinin içindeyiz. Vay canına, şu evin içine baksana Gökçe, ne kadar da büyüleyici ve çok güzel bir ev. Evet, gerçekten çok güzel. Boydan boya camlar var. Bakar mısın? Evet. Keşke bizim evimiz de böyle olsa. Tombiş demek ki çok iyi para kazanıyor bu sıralar. Şuna baksana, kendine bir malikane tutmuş ve bizden ayrı yaşamaya karar verdi. Gerçekten bu durum beni çok üzdü. Beni de çok üzdü. Sanırım şekerler çok iyi kazandırıyor. Aa, Gökçe şunlara baksana. Şurada bir şeyler gördüm. Gel. Ne gördün? Şunlara bak. Burada elmalı turta var. Vay canına, çok iyi. Acaba birazcık yesek mi, canım çekti. Bence yesek bir zarar gelmez. Bence de yiyebiliriz. Hadi yiyelim bakalım. Gerçekten de çok lezzetliydi bu elmalı turta. Tombiş neredesin? Ha, Gökçe biri geliyor. Çabuk, hemen saklan çabuk. Buraya gel. Ne yapacağız? Bu da kim ya? Vay canına, bu Tombiş'in kız arkadaşı. Demek ki eve kız arkadaşını getirmiş. Gökçe şuna baksana. Evet, az kalsın yakalanıyorduk. Bu çok tehlikeli. Tombiş neredesin? Of Tombiş ya, yine bana haber vermeden bir yere gitmiş. Neyse, ben de gideyim birazcık Tombiş'in odasında bilgisayarla oynayayım. Şuna bak Gökçe. Tombiş eve kız arkadaşını getirmiş. Hiç de haber vermiyor. Evet, hiç haber vermiyor. Ama şimdi ne yapacağız? Yakalanma olasılığımız çok yükseldi. Evet, yakalanma olasılığımız çok yükseldi. Hadi gel bakalım. Onu gözükmeden yukarı kata çıkalım. Bir şeyler yapmamız lazım. Burada bir gün geçireceğiz. Sakın unutma. Tamam, hadi gel bakalım. Güzelce gidelim yukarı. Acaba yukarı katta neler varmış? Burada bir tane oda var. Bu nere odası ya? Burası tuvalet ve banyo. Vay canına, ne kadar da güzel bir tuvalet banyo burası. Evet, gerçekten de çok güzel ve temiz. Ben de diyorum, Tombiş nasıl bu kadar temiz? Meğerse kız arkadaşı temizliyormuş. Tombiş normalde yerlere kakasını yapar. Her yer çok dağınık bir çocuktur o. Ama kız arkadaşı demek ki onun arkasını topluyor. Gökçe bu arada buradan bir yere doğru bir yer gidiyor. Bir dakika, burada bir yer var. Burası neresi? Burası depo olmalı. Aklıma bir fikir daha geldi Gökçe. Fikir mi? Ne fikri? Buraya bence gizli bir oda yapabiliriz. Ne diyorsun? Bu çok mantıklı ama bu odayı fark ederler mi acaba? Bence bu odayı fark etmezler. Öyle bir tasarlayalım ki buraya evimizi yapalım. Yani buraya salon yapalım, tuvalet yapalım, banyomuzu yapalım, yatak odamızı yapalım. Ve mutfağımıza kadar yapalım. Burada Tombiş'le birlikte yaşayalım. Ama bundan Tombiş'ten haberi olmayacak tabii ki. Tamam ama odayı kamufle etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Merak etme, o iş bende. Nasıl yapacağımızı biliyorum. Ama ondan önce evin her yerine gizli kameralar yerleştirmemiz lazım. Yoksa Tombiş ve kız Tombiş bizi görebilirler. Tamamdır. O zaman elini çabuk tut. Ben de burada camdan Tombiş geliyor mu diye bakacağım, tamam mı? Tamamdır, bakalım. Sen orada gözlemcilik yap. Eğer bir şey olursa bana alarm yap. Alarm ne olsun acaba? Ne olsun Gökçe? Katır olsun, katır, tamam mı? Katır diye bağırırsam Tombiş geliyor. Katır ne demek ya? Atla eşeğin çocuğuna katır denir. Çok garip, tamam, neyse, sen bana katır katır diye bağırırsan Tombiş'in geldiğini anlarım ben.
Tamamdır. Hadi o zaman bekliyorum seni burada. Tamam. Şimdi hemen buralara gizli kameralar koymam lazım. Yoksa Tomiş ve kız Tomiş bizi görebilirler. Onların gidip geldiğini görmem gerekiyor. O yüzden birinci kameraya bu tuvaletin tam üstüne yerleştireceğim. Ve bunu aktif edeceğim. Bakalım. İşte bu. Birinci kamera çalışıyor. Şimdi diğer kameraya da tam gizli oda yapacağımız yere koyacağım. Şöyle bunu da koyduk. Şöyle bakalım. İşte bu. Yaşasın. Bu da çalışıyor. Üçüncü kamerayı da tam şöyle aşağıya doğru koymaya çalışacağım. İnşallah beni kız Tomiş görmez. Tamam, bunu tam şuraya şöyle koysak bence çok güzel olur. Bakalım bu çalışıyor mu? Yaşasın. Bu da çalışıyor. Diğerini de şöyle hemen bir tane salona koymam lazım. Kız Tomiş görmeden hızlı olacağım, hızlı olacağım. Şöyle tamam. İşte bu. Dördüncü kamerada aktif. Katır, katır, katır. At, eşek, çocukları katır. Bu Gökçe'nin sesi. Bir dakika, katır ne demekti? Katır ne demekti? Tamam, hatırladım. Katır demek Tomiş'in geliyor demek. Bir dakika bakayım camdan. Allah, Tomiş geldi. Kapıyı aç kız Tomiş, ben geldim. Tomiş geldi. Hemen üst kata çıkmam lazım. Yoksa yakalanabilirim. Hemen çabuk çek 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 çek. Hemen gideceğim, hemen gideceğim, hemen gideceğim. Olmaz, hızlı olman lazım, hızlı olman lazım. Nerede kaldı bu çocuk? Gökçe, Gökçe bağırma bağırma. Geldim, geldim. Tombiş'in geldiğini gördüm. Sen de gördün mü? Evet evet, az kalsın yakalanıyordum. Ama her yere kameralar koydum Gökçe. Şu an her yere gözlüğü görebiliyoruz. Yani sana şunu söyleyeyim. Salonu bile görebiliyorum. Aha evet, Tombiş'e kız Tombiş orada şu anda salonda oturuyorlar. Ya vallahi aşkım ya. Gittim şeker dükkanına şeker çoruluyormuş dedi Gökçe abla. Aşırında biri kandırmış. Öyle bir şey yokmuş ya. Ya Tombiş, demek ki Gökçe ablan seni kandırdı. Valla beni kandırdı ya. Onu bir yakalayayım ya. Onun saçlarına böyle bir sürü böcek atacağım. Böcek atacağım. Çok komik olur Tombiş. Gökçe, bunlar senin hakkında bir şeyler konuşuyor. Duyuyorum ve çok sinirliyim. Ben böcekten çok korkarım Katır. Gökçe, artık Katır demene gerek yok ya. Tombiş yer burada. Doğru söylüyorsun ama yine de böcekten korkarım. Her neyse, şimdi ne yapacağız? Şimdi artık odamızı yapabiliriz buraya. Kendi dünyamızı yaratacağız. Yaşıyorsun, tamamdır o zaman. Ama burayı kapatmayacak mıyız Gürol? Orayı kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Nasıl mı kapatacağız? Gel bakalım şimdi. Ben sana göstereceğim Gökçe. Bak, elimde şöyle bir kapı var. Şimdi bu kapıları böyle koyuyorum. Ve sonra buradaki duvardaki betonu alıyorum. Ve sonra bunları böyle boyuyorum. Bak, burada gizli bir kapı oluştu. Vay canına. Gürol, asla belli olmuyor. Bu çok mantıklı. Aferin, iyi çıkardın. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Merak etme, kız Tomiş'e Tomiş bunu görmez hiçbir şekilde. O ne? Evet. Üst kattan şişe geliyor ya, bu şişe de ne böyle? Kameraya bağlan. Galiba bizim sesimizi duydu Gökçe Tomiş. Hemen bağlandım kameraya. Ule aşkım, bir kadın var ne şişe geliyor ya? Ya aşkım, kuştur kuş ya. Gidip en işime bir bakayım. Gökçe buraya geliyor galiba Tomiş. Hemen şöyle diğer kameralara geçtim. Olamaz, üst kata çıkıyorlar şu anda. Şöyle üst kat kamerasına geçtim. Gökçe şu anda buraya geldiler. Sakın sesini çıkarma. Şu an... Duvarı dinliyorlar. Şu an duvarı dinliyorlar. Ule, bu ne ses geliyor gibi ya? Kız Tomiş, duyuyor musun? Yok aşkım ya. O sana öyle geliyordur bence. Yok yok valla. Bu ne bir ses geliyor gibi sanki. Hala hala. Burada bir kapı yok muydu sanki ya? Sanki bu evde burada bir şey vardı gibi. Ya Tomiş, sen iyice bence kafayı yedin. Yok yok, ben kafayı yemedim. Allah Allah, ne şeylerdi, bana öyle geliyordu. Hadi gel bakalım. Aşağıda seni film keyfi yapalım. Aşk kuşu, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Tombiş'im. Gökçe vallahi ucuz yırttık. Az kalsın Tombiş ve kız Tombiş bizi yakalayacaktı. Onun taklitini yapacağım. Aşk kuşu, hadi film izleyelim. Aşık olunca çok saçma oluyor. Harbiden Tomiş aşık olmuş, bizim haberimiz bile yok. Şuna baksana, sevgili bile yapmış, kız arkadaşıyla televizyon izliyor. Hatta ve hatta beraber yaşıyorlar. Ama ben kıskandım, o yüzden hadi biz de buraya çok güzel ev yapalım. Sonra da seninle sizi izleyelim aşkısı. Tamam aşkısı. Hadi gel bakalım. Ben şimdi ilk önce buraya yatak odamızı yapalım diyorum. Ne diyorsun? Şuraya yatağımızı koyalım. Bak çok güzel oldu. Güzel oldu evet. O zaman ben o sırada nereyi halledeyim? Bence sen de televizyon ve salonu yapabilirsin.
Çok mantıklı, tamamdır o zaman. O iş bende. Tamam. Ben de o zaman yatak odasını hemen hızlı bir şekilde hallediyorum. Şimdi buraya bir tane şöyle çekmece alalım. Sonra bir tane daha çekmece. Ama tabii ki de giyinme dolabımız da olacak. Giyinme dolabımız da alalım şöyle. Ve sonra bir tane daha giyinme dolabı. Aa, bir de şey unuttum ben. Ayakkabılıkları. Onları da alalım. Şöyle çekmecelerimizi koyalım. Ve böyle gör... Aa, olamaz. Ha, Gökçe. Ne oldu Gürol? Buraya gel, bir sorunumuz var. Ne sorunu, ne oldu? Çalışkan ailesi benim iç çamaşırlarımı gördü. Sen ne yaptın şimdi, herkes seninle dalga geçecek pembe donlu Gürol diye. Ya ben pembe don giymeyi seviyorum, ne olmuş yani, niye dalga geçiyorsun benimle? Geçmiyorum ama çalışkan ailesi bence kesin geçecek. Ya kimse benimle dalga geçmez, ben pembe rengini bir kere çok seviyorum. Bence renklerin cinsiyeti diye bir şey yok. Bence de, sana çok katılıyorum. Herkes istediği rengi giyebilmeli. Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi. Şuraya şöyle bir tane giyme dolabı koyduk. Bir tane şuraya şöyle kışlıklarımın, yani hava soğuk olunca bu kıyafetleri giyebileyim diye. Ondan sonra başka ne koyacağız? Buraya da şöyle ayakkabılarımı koyacağım. İşte bu. Gökçe. Efendim Gürol, bakayım. Gayet güzel olmuş. Eteklerimi bile yerleştirmişsin. Evet, bütün hepsini yerleştirdim. Bence bunlar yeterli. Bu kar kıyafet burada kalmaya yeterli olabilir. Bence de yeterli. Ben de televizyonu böyle koydum ama emin olamadım. Sence nasıl? Bence çok güzel olmuş. Buraya televizyon çok güzel oturmuş. Buraya koltuğu koyarsın. O zaman koltuklarımızı koyalım. Hadi, beyaz koltuk senin, pembe de benim. Ya da istersen pembe de senin olabilir. Yok, beyaz bence benim olabilir. Ben beyaz renginle bayılırım. Tamamdır o zaman, ben böyle bunları yerleştiriyorum. Bu arada Gökçe, bir testere sesi geldi, duydun mu? Duymadım Gürol, kameraya bak hemen. Ulan böyle bir şeyler var. Aşkım dur, sakin ol. Gökçe, hemen kameraya bakmam lazım. Bir dakika, buralardan sesler geliyor. Tomiş testere çalıştırıyor. Aşkım dur, nereye gidiyorsun? Ulan yukarıda farları var. Farları ödeyeceğim. Dur sakin ol, fare yok. Ulan burada şişe giriyor kış Tomiş. Valledi billeydi. Buradan şişe geliyor. Hayır, ses gelmiyor. Sen öyle zannediyorsun Tombiş. Ya valla bu ne şiş geliyor ya. Bak tam şunun içinde. Duvarın içinde bence kocaman bir sıçan var. Gökçe, galiba bizi duydu bu. Evet, ve sıçan olduğumuzu zannediyor. Ne yapacağız? Şöyle dinleyelim bakalım. Sıçanlar, şimdi sizi bulacağım ve işinizi bitireceğim. Elinde testere var. Vay. Sakin ol artık Tombiş, gel filmi izleyelim. Yok sıçan falan ya. Tamam. Hadi gel gidelim, film izleyelim. Valla bir daha ses duyarsam vallahi burayı var ya yıkayım. Kafam şişleme, tango tango ses geliyor ya. Vallahi Gökçe, bizim sesimizi duymuş Tombiş. Evet, daha sessiz olmamız gerekiyor sanırım. Neyse, hadi halıları yerleştiriyorum ben. Mutfak yapmayacak mısın Yuro? Evet, mutfak yapacağım ama ondan önce çalışma masamızı koymamız lazım. Doğru, bilgisayar oynamamız lazım. Ben bilgisayar oyununa bayılıyorum. Senin en sevdiğin ne Gürol? Benim en sevdiğim bilgisayar oyunu bence Minecraft ve Roblox. Onlara gerçekten çok bayılıyorum. Sen ne seviyorsun? Ben de Sims oynamaya bayılıyorum. Sims bence çok güzel bir oyun. Evet. Sims oynamayı ben de çok severim ama Sims'i yani çok da sevmiyorum. Roblox'ı ve Minecraft'ı çok severim. Bu arada... PUBG de çok iyi. PUBG de evet güzel ama en çok ben Minecraft oynamayı seviyorum. Ben de. Hadi gel bakalım. Şimdi artık ben buraya çalışma masamı koyacağım. Şöyle buraya laptopumu koyacağım. Hatta Gökçe yan yana koyacağım. İkimiz de beraber oturalım. Ne diyorsun? Çok güzel olur. Böylece oyunlarımızı da görebiliriz. Bak, bu senin masan. Bu da benim masam. Bence gayet güzel oldu. Renkleri de çok güzel. O zaman bilgisayarımı da şöyle koyuyorum. Bu benim laptopum. Bu da senin laptopun. Ve buraya şöyle sandalyelerimizi de koyacağım. Kırmızı, pembe senin olsun. Mavi de benim. Şöyle pembe senin. Mavi de benim. Bak. Bence çok güzel oldu. Bak, oturma odası da bitti. Bakalım sevecek misin? Bakayım. Vay canına. Gerçekten de çok güzel olmuş Gökçe. Normal bir ev gibi. Şuna baksana. Hiçbir farkı yok bile.
Bence de hiç yok. Gayet başarılıyız. O zaman artık şimdi mutfağı yapabiliriz. Çünkü benim karnım acıkmaya başladı. Yemek yememiz lazım. Benim de. Doğru söylüyorsun. O zaman sen mutfağı yap. Ben de yemek masamızı ayarlayayım. Tamam. Sen yemek masasını tam buraya koyabilirsin. Ben de mutfağı tam şuraya yapacağım. Tamamdır. Hadi bakalım işe koyulalım. Tamam. Şimdi buraya bir mutfak yapacağım. İlk öncelikle şuraya şöyle bir tane çekmeceli koyalım. Bir tane fırın koyalım. Üstüne ocağımızı ve davrun balızımızı koyalım. Ondan sonracığıma şöyle bir tane şunu koyalım. Bu ne? Vali farecini ettim aşkım. Aaa tombiş kafayı yedin sen. Gökçe. Gökçe çok kötü kokuyor burası. Tombiş bir şeyler yapıyor gene. Bir dakika ne oluyor ne oluyor? Gökçe her yer duman göremiyorum. Fare zehir atmış buraya bu. Ne yapacağız? Nefes alma nefes alma. Ulay aşkım merak etme. Bundan sonra sıçanların hepsi ölecek. Tombiş neden fare zehir attın? Sıçanın için aşkım. Sakın nefes alma. Burnunu kapa. Tamam aşkım tamam. Burnumu kapattım. Gökçe sen de burnunu kapat. Sakın nefes alma. Ben kapattım Gürol. Tamam be. Artık sıçanların sesi gelmiyor. Büyük ihtimalle ölmüşseydi. Oh be. Sonunda ses gelmiyor aşko. Gökçe buraya manyak fare zehri attı sıçan var deyip. Olamaz. Gerçekten çok korktum. Gerçekten ben de korktum. Az kalsın zehirleneceğiz zannettim. Ama ucuz yırttık. Hadi gel bakalım. Evimizi yapmaya biz devam edelim. Boş ver sen tombişi. Tamam. Şimdi mutfağımıza devam ediyoruz. Şöyle buraya bir musluk koydum. Lavabo koydum. Tabii ki de dolaplarımızı koyacağız. Şöyle dolaplarımızı koyalım. Aa tam unutuyordum. Hemen buraya bir de buzdolabı koyacağım. Şöyle bir tane buzdolabı alalım. Bakalım. Evet işte bu buzdolabı çok güzel oldu. Bir de şunu da şöyle. Tatatatan. Gökçe. Nasıl oldu mutfak? Bence harika oldu. Bak ben de buraya şömine ve kitap okuma köşesi yaptım. Aa, çok tatlı olmuş gerçekten. Ben kitap okumaya bayılırım. Ben de çok severim. Kitap okumak çok güzel bir şeydir Gürol. Peki en sevdiğin kitaplar hangisi? Benim Dede Korkut hikayelerine ben bayılıyorum. Ben de Keloğlan ve Masalları. Prenses ve Yedi Cüceleri var. Ondan sonra başka küçük okumadım. Prens, küçük prens çok güzel Gürol. Onu mutlaka okumuşsundur. Küçük prens okumadım. Ben sadece iki tane kitap okumuşum. Şimdi düşündüm de. Allah senin cezanı vermesin. Koş git şuraya biraz kitap oku. Evet doğru söylüyorsun. Diksiyonumu düzeltmem gerekiyor gerçekten. Ama Gökçe sen ne kadar kitap okuyorsan da ben de o kadar güzel müzikler dinliyorum. Hatta sana gösterebilirim. Gel beni takip et. Tamamdır takip ediyorum. Bak buraya koydum. Şimdi bu müziği çalıştıracağım. İyi dinle. Gerçekten çok güzel bir müzik bu. İyi tamam hadi aç o zaman merak ettim. Tamam şöyle açalım bakalım. Evet müziği açtık. Şimdi buraya... Ana! Bu ne? Gökçe, Tombiş burada çabuk gizlen gizlen. Tamam saklanıyorum. Tombiş geldi. Bir dakika. Gökçe abla? Gökçe amca? Tombiş merhaba. Merhaba Tombiş. Nasılsın bakalım? Kız arkadaşında mıydın sen? Ulan şimdi benim eve gizli girip. Bu da ne? Gizli oda yapmışız bu yetiş. Evet Tombiş. Burayı gizli oda yaptık. Evet diyesin sana. Evet, sen yeni eve taşındığın için sana ev hediyesi yapalım dedik. Ev hediyesi mi? Şimdi mi diyeceğim? Dur Tombiş dur. Olamaz yemedi. Tombiş. Şuna bak. Şuradan bir kocaman uçan bir at geçiyor. Hani neydi? Orada iyice bak. Gökçe çabuk kaç. Kaçıyorum. Koş. Burayı şöyle kapatayım. Tombiş buradan geçemesin. Olamaz. Kaç öyle. Gökçe çabuk kaç. Kaçıyorum. Tombiş bizi yakaladı olamaz. Keşke o müziği açmasaydık. Olamaz. Hadi ne yapacağız? Kaç bir an önce. Tombiş kovalıyor. Gelin buraya kaçamayın benden. Neyse bakalım canım ailem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna girelim. Yoksa Tombiş bizi yakalayıp dövecek arkadaşlar. O yüzden ekranda çıkan videolara hemen tıklamanız lazım. Solda ve sağda efsane video var. Tıklayın onlara. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.